Merhabalar Fatma Hanım'la Anne Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün ilk defa aldığımız bir çölmek güveci nasıl kullanabiliriz? Onun yani yemek yapmaya, güveç yapmaya nasıl hazırlayabiliriz? Onun videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu bizimkiler İstanbul'dan gelirse yol kenarında biliyorsunuz bunları satanlar var. Oradan almış. Ve şimdi şöyle güzelce önce bu dışındaki kaplamasını şuraya çıkaralım. Ve şimdi bunu çok kişi yıkıyor ilk kullanmadan diye. Sonra her yerini yağlayıp fırına veriyorlar. Ev fırınlarında yaptığımız zaman 1,5-2 saat hem zaman süre çok hem de o süre içinde fırın içinde bir duman oluşuyor. Ve birkaç gün o koku zor oluyor yani. O açıdan eğer yakınınızda bir fırınınız varsa, sözünüz geçiyorsa, hani yaptırabiliyorsanız her yerini götürün, orada yağlayın, verin. O kişi fırına sürsün, orada daha iyi aslında. Ama böyle bir imkanımız yok. Aldık, kullanmak istiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Hemen evimizde ocakta yapabileceğimiz bir kolay, herkesin yapabileceği bir tarif paylaşmak istiyorum böyle. Öncelikle böyle bir kağıt havluyla şöyle sinyalamanın güzelce bu aldığımız tenceremizin içini şöyle güzelce bir temizleyelim. Çünkü yıkamanın çok sağlıklı olmadığı söyleniyor. Şöyle güzelce, evet, bakın bayağı bir çıktı. Fazla olan o kozu, dumanı, tüy, ne varsa her şeyi şöyle güzelce siliyoruz. Bakın, bayağı bir battı. Şimdi bir defa daha yapıyorum. Yani 2 saat fırında bekletip her yer koz, duman olacağına, kokacağına böyle bir kolay video çekmek istedim. Ha derseniz ki biz böyle istemiyoruz, fırınlayacağız. Dediğim gibi her yerini, içini, dışını, kapağını pardon, yağlarsınız iyice. Yağladıktan sonra 190-200 derecelik fırında 1,5-2 saat kadar bekletmişsiniz. Tezgaha koysunuz. Ve alırsınız ama fırının içi ve mutfak bayağı bir kokuyor, bir duman oluyor. Bakın. Güzeldi. Şimdi bunu sildik. Yağlama işlemini ister böyle bir fırçayla yapın, ister böyle bir kağıt havluyla yapın. Benim elim rahat etmez derseniz, ben mesela fırçayı çok tercih etmiyorum. Anne usulü olduğu için gene ne yapıyorum, böyle hemen burada bir kase kadar çorbalık sıvı yağım var. Kağıt havlumu batırıyorum ve şöyle içinden başlayarak her yerine gelecek şekilde yağımı yedirdim. Ve ne yaptım bunu? Şimdi bunu içine döküyorum. Yağımı. Dibine önce sürdüm. Ve bunu ocağıma alıyorum. Kapağını da kapatıyorum. İyice bunların ısınmasını sağlayacağım. Şöyle. Ve sonra ocakta böyle güzelce bunlar ısınacak. Hem bu hem bu. Ya elimi değirdiğim zaman sıcamışsa elimizi yakmayalım, dikkatli olalım. Hani ben bunlarla uğraşamam derseniz de az önce söylediğim gibi fırına verin. Ama bu büyük bir kolaylık. Elinizi yakmayın. Bu ısındığı zaman şöyle belli bir süre sonra bakın. Ya sıcadığı zaman ocağı kapatıp tenceremizi alacağız. Ve diğer işlemlere devam edeceğiz. Evet, şöyle baktım ve elimi yakmadan açıyorum. Yağ hafif dokanıyorum. Evet, bayağı bir ısınmış. Şimdi ocağı kapatıyorum. Kenara çekeceğim çölmeğimizi. Her yerini yağlayacağız. Evet, altına bir bez koydum ve şöyle bunu da kenara alıyorum elimi yakmadan. Bu aşamada dikkat edeceğiz. Elimizi yakmadan ister fırçayla, dediğim gibi ister böyle bir kağıt havluyla her yerine böyle süreceğiz, yağlayacağız.
Güzelce şöyle. Ve bu sıcaklıkla bu yağı çekmesini bekleyeceğiz. Elimizi yakmayalım. Dikkat edelim. Hani ben alışkın olduğum için böyle yapıyorum. Ama sizler dikkatli olun. Bununla uğraşamam diyorsanız dediğim gibi yağlıyım. Aslında en şeyi o, hani fırına nere vereceksiniz? Sıcamış fırına 200 derecelik. Şimdi şöyle elimizle dikkat ederek her yerine bu yağı yedireceğim. İçine sürdüm zaten. Şöyle. Evet. Hafiften bunu şöyle elimi yakmadan çevireyim. Ve her yerine altına yaramaz bir bez serin. Bakın sıcaklığı onu zarar vermeyin. Hani eski bir bez. Başka şeyle kullanmayacağınız herhangi bir bez olabilir. Çünkü yağ damlayacak. Ve bunun sıcaklığı rengini değiştirebilir. Onlara dikkat edin. Laylon maylon koymayın altına. Şöyle. Evet. Her yere gelecek şekilde yağlıyoruz. Ve şöyle. Dediğim gibi fırçayla da kullanabilirsiniz. Ama ben böyle yaptım. Alışkın olduğu için bizim eller çok böyle yakmadan yağı değmeyen yere tutarak şöyle. Şöyle. Bakın az önce sürdüm. Emdi sıcaklığıyla. Bir kere daha şöyle geçiriveriyorum. Şöyle her yerine. Şuradan. Her yerine sürün yani. Yağı alsın. O sıcaklığı emecek. Ses geliyordur. Şöyle yaklaştırayım. Cızırtıyı duyuyorsunuz değil mi? Yani o yağın sıcaklığını duyuyorsunuz. Şöyle bakın. Ben sürdük sıra yağı emiyor. Sıcaklığı alıyor. Ama elinize dikkat edin. Yakmayın. Ben dediğim gibi ben alışkın olduğum için dikkat ederek yani şu yağı belli bir yere değirim. Ucunu bu kısmına değirmeden şöyle her yerine sürüyorum. O hassasiyete ve elimi yakmadan yine bir kenarından hafifçe tutarak böyle her yerine sürüyorum. Bunlara dikkat edin. Şöyle elimiz yandı falan filan. Yanlış tarif, yanlış yönlendirme demeyelim lütfen. Evet. Aynı şekilde böyle her yerine sürüyorum. Ben sürdük sıra sıcaklıktan bakın yağı emiyor tekrar sürüyorum. Yani burada işte hani çorba kasesiyle gösterdim ama yaklaşık bir su bardağına mukabil bir yağ vardı, yağ oranı. Bakın nasıl emdi görün. Tekrar şöyle son kez dibinde kalan yağla hem bunu hem pirincin kendisini yağlayacağım. Yine her yerlerine sürüyorum. Şöyle bırakıyorum. Evet. Şöyle. Hiç yağ kalmadı bakın. Her yerlerine ne yaptım? Bakın. Yedirdim. Şöyle. Sürmedik yer bırakmadık. Ama dikkat edin dediğim gibi. Elimizi yakmaya dikkat edin. Şöyle. Güzelce. Çevire çevire. Sürüyoruz. Bir bezleri tutabilirsiniz gene. Hani yaramaz bir bez tutarsınız şöyle. Elinizi yapmayacak şekilde onunla çevirirsiniz. Ben alışkın olduğum için hafiften şöyle yaptırıyorum. Hemen şöyle. Eller alışkın artık bizim. Yılların verdiği şeylere alıştı artık. Şöyle bakın her yere. Tekrar gene bu kısmına da sürüyorum. Şöyle bırakacağım. Hiç yağ kalmadı. Emdi. Her yerine de sürdük maşallah. Şöyle bırakıyorum. Ve bu yağını iyice çekene kadar yani yaklaşık 1,5-2 saat kadar bu böyle bekleyecek. Bunu emsin. Sıcaklığıyla bakın o kadar sıcak ki peçete bile inan ki ateş gibi inanın ama ben dedim ya işte alışkın olduğum için
güzelce yaptım. Ha, siz derseniz bununla yapamam. O zaman fırçayla yaparsınız. Ve şöyle güzelce, zaten rengi hemen değişti bakın. Az önce kartlıydı. Şimdi kendine geldi. Güzel kıvamını aldı bakın. Her yeri o sıcaklığıyla. Şimdi bunun da, bu da bunun sıcaklığıyla bayağı bir emecek. Ve çok güzel olacak. Bakın bunları çöpe atıyoruz. Ve güzelce emdikten sonra ılı suyundan bir kere geçireceğim. Şöyle burada şimdi sağ tutuyorum. Ateş gibi, inanın bakın. O kadar sıcak ki. 1,5-2 saat kadar beklesin. Artık 1,5-2 saate kadar bekledim maşallah. Bakın şöyle tamamen yağı emdi. Hala bile sıcaklığı var. Çok güzel oldu, mis gibi şöyle. Ve bakın bu da. Şimdi çok böyle şey yapmadan ılı suyla, şu an benim buradan ılı su akıyor. Şöyle fazla deterjana yüzünü kullanmaya gerek yok. Zamanla kullandıkça artık bu kendine geldi. Benim daha önceden de vardı. Çok memnunum gerçekten. Balıkesir'de bir komşum getirmişti. Yani bir 15 seneyi geçtiğinde kullanıyorum İstanbul'da. Ve hala çok harika şu bölgesi. Şu sapı kırıldı bir kapağının. Yani oraya da almayı düşünüyorum şu an tabii ki. Ispalatadayız. Ispalatada artık bu kullanılacak. Buraya hazırlıyoruz. Evet. Bunları ben çok detaylı bir şekilde araştırıyorum. Geçmişteki tecrübelerime dayanarak anneme, tanıdık büyüklere, ustalara, aşçılara bazı paylaşımları inceleyerek en pratik yapabileceğiniz bu olduğu için bunu sizlere verip paylaşmak istedim. Bunları böyle kapayacağım. İyice kuruyana kadar, kuruduktan sonra kaldırırım. Bezle de silebilirsiniz. Islak kalmaması için. Tercih sizin. Evet. Şöyle artık dediğim gibi iyice kuruyacak. Kuruduktan sonra ben bunu bir şeye katıyorum. Böyle devamlı bir bez var. Ona katıyorum. İşte mutfağımın en üst köşe bir yerine koyuyorum. İhtiyacı olduk sıra kullanıyorum. Allah Teala en güzel, hayırlı, şifalı yemekleri yapmakta kullanmak üzere nasip etsin diyorum. Evlerimize öbet, bereket ve huzur versin. Ama gerçekten öncelikle hepimize sağlık, sıhhat versin. Her zaman her yerde çorumuzun, çocuğumuzun karşısına hayırlı, iyi insanlar çıkarsın. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.